Şanlıurfa doğumlu. İlk okulu Şanlıurfa'da okumuş. Bir köylü çocuğuyum. Şehre gelmiş anamız babamız. Zamanında Urfa yerleşmişler. Ben de ilk ve orta derece okulumu Urfa'da okudum. Ondan sonra başımda bazen aşk olaylar yani sevda diye. Ben rüya alamında şerbet içtim. O şerbetten dolayı bunu açıklayacağım. Bunu anlatamam. Çünkü biraz uzundur. Ama ondan sonrası ben kalktım şiir yazmaya başladım. 10 yaşındayken şiir yazıyorum. Aşıklığım oradan geldi. Bir de ben bekar bir insanım. Benim hiç evlenmedim. Aşıklık geleneğinde gerçek aşıklar evlenmezler. Bilmiyorum ben insan benim bundan sonraki aşkım Allah'tır inşallah. Benim yani bundan sonra sadece kulları seviyorum Allah'ı yarattığı için. Ama ben Urfa doğumlu dedim ya bu memleketin çocuğu mağlası olarak aşık kul cemali olarak mağlası kullanıyorum. Şimdiye kadar 3-4 tane kitap yazdım şiir kitabı. Gerçek aşık halkın sesidir. Gerçek aşık Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarıdır. Bu ülkenin çakıl taşıdır. Aşıklısız bir ülke düşünülemez. Vatandaşın, halkın dertlerini dile getiren aşıklardır. Zindandan sürüyen aşıklardır. Aç kalan, kahvelerde saz çalıp dilenen aşıklardır. Bu memlekette o kadar yolsuzluk var, o kadar zulüm var, o kadar üçkağıtçı var. Bir aşığın hayatından ilgilendiklerini gören var mı? Aşık Reyhani Bursa'da, Erzurum'da iftiriye uğraldı. Bursa'ya geldi, Bursa'da vefat etti. Urfa'da saz çalıyorlar, aşıklar kahvelerde para topluyorlar. Çingene çocuk arayıp buna diyor, dilenciler geldi. Dilenci midir aşıklar? Sen konsere gidiyorsun, bunlar da konser veriyor, dilenmiyorlar. Gücünü milletten alıyorlar, Allah'tan, halktan alıyorlar. Halkın kapısına gidiyorlar, senin ayağına geliyorlar. Sana saz çalıp, sana türkü söylüyorlar. Ne yapmak istiyorsun? Size yardım ediyorlar, size insanlık yapıyorlar. Size türkü söylüyorlar, size şarkı söylüyorlar. Bunları sahip çıkmak lazım. Ben daima diyorum. Benim hayatım hiçbir şey değil. Ama benden sonra yaşayacak insanlara sahip çıkalım. Bugün Balıklı Göl, aylardan beri Balıklı Göl yıkılmış o köprüsü halen yapılamadı. Turistler geliyor diyorlar, Urfa'da balıklar nerede diyor. Ben de kamerayı elime aldım, çektim. Dedim belki balık baktım, beyaz balık gördüm diye sevindim. Sonra baktımlar balıklar ölmüş, ters dönmüş. Ben zannettim ki balıklar, beyaz balığı gördüm diye az kaldı Allah'a dilek isteyecektim. Bir baktım balıklar ölmüş. Zaten Rabia Meydanı dedikleri Suriyelilerin eğlence parkı. Nesreddin Hoca Urfa'ya gelse o da kendi intihar eder. Şimdi Nesreddin Hoca dünyaya gelse intihar eder. Nesreddin Hoca göle maya çaldı. Dediler Nesreddin Hoca dediler hocam bu olur mu? Göl maya tutar mı? Ya dedi tutarsa ben öz Urfalıyım, memleket çocuğuyum. Eğer ben şahsımdan utanmasam, Urfalı olmasaydım, utanıyorum. Yoksa gider Fatma Şahin'e iltihak ederdim. Ben Antep'e gider, Antep nüfusuna geçerdim. Fakat memleketim peygamberler diyarı. Nice peygamberler burada sürgün ettiler. Burada Urfa'da neden kimse kalmıyor? Karaköprü'de kitap sergisi açıldı. Beni davet etmediler. Adım olduğu halde 4 tane kitap yazmışım. Kitaplarım ne kaldı? Ben emekli olmasam, şimdi ben de dilenecektim. Bir Urfalı aşık olarak Urfalılar bana sahip çıkmasınlar. Mehmet Akif Ersoy'u herkes nasıl bilir? Vatan şairi öyle mi? İstiklal kahramanı. Mehmet Akif Ersoy bir darül acdede öldü. 3 gün sonra cenazesine ulaşıldı. Mehmet Akif Ersoy'un cenazesini sonradan öğrendiler artık zamansız artık kokacaktı. Götüre 5-15-20 kişi defnettiler.